Teslim şekilleri. Terminalde teslim. Dat. Teslim şeklinin özellikleri. Malların taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması, yani teslim edilmesi anlamına gelir. Daha önceki DEC klozunun yerini alıp DEC aksine multimodal çoklu vasıta için kullanılabilir. DAT başka bir deyişle eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında, yani bu noktada bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir. Boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim veya harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES, DDU yerine getirilmiş bir terimdir. Malların belirlenen yeri, taşıma maliyetlerini, terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir. Satıcının yükümlülükleri. Satıcı, sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere malların belirlenen terminale kadar taşıması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde veya limanda kararlaştırılan terminalde gelen taşıma aracında boşaltarak alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. Eğer belli bir terminal kararlaştırılmamış ise satıcı kararlaştırılan varma yerinde veya limanda kendi amacına en uygun terminali seçebilir. Satıcı uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları, malları herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Uygulandığı ölçüde alıcı hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ithalat izni veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemleri tamamlamalıdır. Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. SFR, masraflar ve navlun. Teslim şeklinin özellikleri. Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcının yükümlülükleri. Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere malları belirlenen terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Malları gemi küpeştesini geçtikten sonra navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcı yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar, gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır. Uygulandığı ölçüde ithalat için
ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve taşıma sözleşmesi kapsamında olmaması kaydıyla malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ait masrafları ödemelidir. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Aslında bakıldığı zaman SIF'ten tek farkı olarak sözleşmede sigorta yer almaması. SIF, masraflar, sigorta ve navlun. Satıcının yükümlülükleri. Satıcı, sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere malların belirlenen terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmalıdır. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır. Sigorta primini öder, malları yaklaşık hangi tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir. Uygulandığı ölçüde ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir. Yani satıcı ilk olarak anlaşılan malı hazırlar. Alıcının kendi ülkesinde kullanacağı invoice, çeki listesi, ATR, menşe, Eurobir belgesi gibi dolaşım sertifikalarını hazırlayarak ihracatla alakalı olan gümrük işlemlerini tamamlar. Daha sonra satıcı malın sigorta ve navlununu öder. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olan mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder, malları varış limanından boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Teslim anında sonra navlun ve sigorta primi dışında meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. SIP, taşıma ve sigorta ödenmiş olarak. Teslim şeklinin özellikleri. Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana getirir. Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve temin eder. Satıcı sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklendiği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı nakliyat sigortasını yaptırır. Ancak alıcı olağan dışı risklere grev, savaş, doğal afet ve benzeri karşı sigorta yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi ödemek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının genişletilmesini isteyebilir. Satıcı tarafından mal bedelini %10 fazlasıyla yaptırılır. Satıcının yükümlülükleri. Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malların ihracı için gerekli her türlü izni almalıdır. Malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlamakta satıcının sorumluluğundadır. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı, masrafları kendine ait olmak üzere gönderdiği malın sigortasını yaptırır. Alıcıya sigorta poliçesini veya sigorta teminatına ilişkin diğer bir kanıt vermelidir. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur. Bu andan itibaren navlun ve sigorta primi dışında malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Teslimi gerçekleştirdiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Malları varış limanından boşaltma masraflarını ve liman ücretini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Alıcı
İhraç ülkesi yetkililerin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışında meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. İthalat için ödenmesi gereken tüm resimleri, vergileri ve diğer harçları gümrük işlemlerine ilişkin masrafları öder. CPT Taşıma Ödenmiş Olarak. Teslim şeklin özellikleri. Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı, varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar alıcıya geçer. Satıcının yükümlülükleri. Satıcı, sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlunun ücretini öder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflardan kurtulur. Teslimi gerçekleştirildiği ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım ve benzeri ilgili masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerin emrettiği yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malların ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve risk alıcıya aittir. Transit taşıma nedeniyle doğabilecek gümrük masraflarını da alıcı tarafından karşılanır. Navlun bedelini dahil değilse boşaltma masraflarını ödeyerek cirolu konşümantuyu acentadan teslim alır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. DAP Belirlenen yerde teslim. Teslim şeklin özellikleri. Malların taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belli bir noktada alıcıya sağlanması yani teslim edilmesi anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES ve DDU'nun yerini almıştır. DAP başka bir deyişle eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde. Mesela bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı gibi boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini ya da terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir. Satıcının yükümlülükleri. Satıcı, sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere malların belirlenen terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşme yapma yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde, eğer varsa kararlaştırılan noktada gelen taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergiler ve diğer harçları malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Uygulandığı ölçüde alıcı hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ithalat iznini veya
diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. Taşıma sözleşmesi uyarınca bu masrafların satıcıya ait olacağının düzenlendiği haller dışında malların belirlenen varma yerinde teslim alınabilmesi için gelen taşıma aracında boşaltılması için gerekli masrafları öder. Uygulandığı ölçüde malların ithali için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ve diğer masrafları alıcı ödemelidir. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemeli. Terminalde teslim. DAT. Teslim şeklinin özellikleri. Malların taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması, yani teslim edilmesi anlamına gelir. Daha önceki DEC klozunun yerini alıp DEC aksine multimodal çoklu vasıta için kullanılabilir. DAT başka bir deyişle eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında, yani bu noktada bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir. Boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim veya harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES, DDU yerine getirilmiş bir terimdir. Malların belirlenen yeri, taşıma maliyetlerini, terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir. Satıcının yükümlülükleri. Satıcı, sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere malların belirlenen terminale kadar taşıması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde veya limanda kararlaştırılan terminalde gelen taşıma aracında boşaltarak alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. Eğer belli bir terminal kararlaştırılmamış ise satıcı kararlaştırılan varma yerinde veya limanda kendi amacına en uygun terminali seçebilir. Satıcı uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları malları herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Uygulandığı ölçüde alıcı hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ithalat izni veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemleri tamamlamalıdır. Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemeli. DP, gümrük vergileri ödenmiş olarak. Teslim şeklinin özellikleri. Bu teslim şeklinde DDU teslim şekliyle aynı prensiplere dayanır. Ancak DDP teslim şeklinde satıcı bir de gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesinde yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder. Eğer taraflar malların ithalat için gümrüklemesine ilişkin tüm hasar ve masrafların alıcı tarafından üstlenilmesini istiyorlarsa DAP kuralı kullanılmalıdır. Satıcının yükümlülükleri. DDP kuralı satıcı açısından azimi yükümlülükleri gösterir. Satıcı, sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Kendi ülkesinde ve alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. İhracat ve ithalat gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masraflarının kendisine ait olmak üzere malların belirlenen terminale kadar taşınması için
taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Taşıcıya aracı temin ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir. Teslimi alıcının ülkesinde belirlenen yerde ve tarihte gümrük vergilerini ödemek suretiyle gerçekleştirir. Satım sözleşmesinde aksi açıkça kararlaştırılmamışsa ithalata ilişkin ödenmesi gereken KDV ve diğer tüm vergiler satıcıya aittir. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder ve malları teslim alır. Malların öngörüldüğü şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallarla ilgili bütün masrafları karşılar. Alıcının satıcıya karşı ihraç veya ithal ülkesi yetkililerinin emrettiği herhangi bir yükleme öncesi muayene masrafını ödemek gibi bir yükümlülüğü yoktur. İş yerinde teslim. Ex works. İşleyiş. Satıcı malları belirlenen tarihte işletmesinde hazır olduğunu alıcıya bildirir. Alıcı ise malı satıcının işletmesinden alarak kendi ülkesine ihracı için tüm gerekli belgeleri hazırlar ve gümrük işlemlerini tamamlayarak kendi ülkesine ithal eder. Yani satıcı malları kendi işletmesinde alıcısına teslim ettiği andan itibaren tüm masraf ve sorumluluklar alıcıya geçmiş olur. Satıcının aldığı sorumluluklar. Satıcı yapılan sözleşmeye göre belirtilen malları yine sözleşmeye göre belirtilen fabrika, depo, iş yeri ve benzeri yerde hazır olarak alıcının nezdine sunar. Satıcı ile alıcı arasında anlaşma olması halinde satıcı alıcıya gümrük işlemleri ve gerekli belgelerin temini için yardım edebilir. Alıcının bu işlemler için tüm masrafları ödemesi gerekmektedir. Alıcının aldığı sorumluluklar. Sözleşmedeki ödeme şekline göre malın bedelini öder. Belirledikleri yerden malı aldığından itibaren ara nakliyesi, ihracat ve ithalat için alınması gereken tüm izin ve belgeler, gümrük işlemleri, malın sigorta ve navlun masraflarını ve vergilerini öder. Özet olarak satıcı malı hazırlar, başka hiçbir sorumluluğa karışmaz. FCA Taşıyıcıya masrafsız. Teslim şeklinin özellikleri. Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir. Satıcının yükümlülükleri. Satıcının malları uygulandığı ölçüde ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Satıcı hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı. Malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Burada tüm belgeleri düzenlemeli derken ihracatta invoice, çeki listesi, ATR belgesi, Euro 1 belgesi ve menşe şehadetnamesi gibi dolaşım sertifikalarından bahsetmektedir. Bunları satıcının yapması gerekiyor. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcının talep etmesi üzerine taşıma acentesi ile tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anlaşma yapılır. Malları taşıyıcıya veya taşıma acentesinin gözetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim eder. Eğer belirlenen teslim yerinde net olarak anlaşılan belli bir nokta yok ise, uygun olan birkaç nokta var ise satıcının kendi inisiyatifine kalmış olarak bu noktalardan kendi amacına uygun hangisi ise onu seçebilir. Teslim anına kadar bütün masraf ve riskler satıcının yükümlülüğündedir. Satıcı malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle yani kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım ve benzeri masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Satıcı masrafları kendine ait olmak üzere malların teslim edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını alıcıya verir. Alıcının yükümlülükleri. Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Belirlenen
tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraf ve risk alıcıya aittir. İthalat ile ilgili belge ve izinleri alarak gümrük vergisi ve masraflarını ödemekle yükümlüdür. Alıcı, ithalatı kendi ülkesinde yapacağı zaman kendi ülkesinin istediği izinler, mesela bizim ülkemizdeki TS ya da kimyane gibi raporları alıcı kendisi almak zorundadır. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak navlun ücretini öder, alıcı ihraç ülkesi yetkilinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere onlar satıcıya aitti. Diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. Malın kendi muayenesi, gümrükteki muayenesi, malın yüklenmeden önceki gümrük muayenelerinin hepsini kendi ülkesinde bunları karşılamak zorundadır. Gemide masrafsız free on board FOB İşleyiş. Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesini yani güvertesini geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder. Satıcının aldığı sorumluluklar. Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Belirlenen bir limanda, belirlenen tarihte alıcının temin etmiş olduğu gemiye yükleme yapar. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Alıcıya yüklemin yapıldığını bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya gönderir. Malların geminin küpeştesi yani güvertesini geçene kadar meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıp satıcının sorumluluğundadır. Uygulandığı ölçüde ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri ve vergileri diğer harçları ödemelidir. Alıcının aldığı sorumluluklar. Sözleşmede belirtilen ödeme şekline göre mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgeleri hazırlayarak gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini ve navlun bedelini öder. Yükleme limanında mallar geminin küpeştesini geçtikten sonra malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcının sorumluluğundadır. İthalat işlemleri için ödenmesi gereken vergileri ve ithalat için yapılan gümrük işlemlerine ait masrafları ödemelidir. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.